Hangi açıdan bakarsanız bakın, suçlular iyi insanlar değildir. İşledikleri suç ne kadar küçük olursa olsun kurbanlarına fiziksel, duygusal veya psikolojik olarak zarar verirler. Ahlaki değerlerden yoksun olması nedeniyle parmaklıklar ardında yaşamaya mahkum edilen bazı mahkumlar kendi kategorisinde sivrilmenin yollarını bir şekilde buluyor. İşte adını pek duymadığınız, dünyanın en tehlikeli mahkumlarından bazıları, kimileri görünüşüyle sizi ürkütecek, kimileri ise acımasızlığıyla. Lucy Ledby. Tüm dünyayı sarsan bir davada hemşire Lucy Ledby, modern İngiliz tarihinin en çok can alan çocuk katili olarak hüküm giydi. İngiltere'nin kuzeyinde, Liverpool yakınlarındaki Chester kentinde yaşayan yeni doğan hemşiresi Lucy Ledby, meslek hayatını 2011 yılında Countess of Chester Hastanesi'nde başladı. Ledby'in görevi farklı düzeylerde bakıma muhtaç bebeklerle ilgilenmekti. Başlangıçta yeni doğan ünitesindeki varlığı, bakımını üstlendiği savunmasız bebekler için bir umut ışığı gibiydi. Ne var ki zamanla her şey değişti. Yeni doğan hemşiresi olarak çalıştığı dönemde ölen ve kritik duruma düşen bebeklerin sayısında dikkat çekici bir artış yaşandı. Chester Hastanesi'nde görevli kıdemli doktor Ravi Jayaram, artan ölüm ve kriz vakaları ile ilgili kaygılarını dile getirdi. Doktor Jayaram, Ledby'in davranışlarını gözlemlemiş ve bu trajik olaylarla bağlantısı olabileceğinden şüphelenmişti. Endişelerini 2015 ve 2016 yılında hastane yönetimine bildirdi. Ancak uyarıları başta dikkate alınmadı. Bu ihmal, Ledby'in sorumluluğundaki masum bebekler için korkunç sonuçlar doğuracaktı. Ölüm ve kriz vakaları arttıkça Ledby'in olağan dışı davranışları meslektaşları tarafından fark edilmeye başladı. İş arkadaşları, Ledby'in kritik durumlarda yardım tekliflerine kayıtsız kaldığına, hatta düşmanca tavırlar sergilediğine şahit oldu. Ledby'in meslektaşlarından Lisa Walker, onun zor durumdaki bir bebeğe yardım etmeye çalışan bir iş arkadaşını azarladığı bir olayı anlattı. Walker, "Şok oldum. Çünkü böyle durumlarda ne kadar yardım alsanız azdır. Bir hemşireden böyle bir tepki beklemezsiniz. Bu yüzden çok şaşırmıştım," dedi. Bu davranış bir yeni doğan ünitesinde olması gereken dayanışma ve destek ortamına tamamen aykırıydı ve personel arasında alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Ledby'in meslektaşları onun bu olağan dışı davranışlarını artık görmezden gelemiyordu. Bakım maskesi altında karanlık bir şeyler olduğundan şüphelenmeye başlamışlardı. Şüpheler giderek artıyor ve tüm gözler Lucy Ledby'a çevriliyordu. Mayıs 2017'de Cheshire Emniyet Müdürlüğü, Chester Hastanesi'nin yeni doğan ünitesindeki ölümler ve kriz vakaları ile ilgili bir soruşturma başlattı. Ledby'in şüpheli davranışları ve bu trajik olaylarla bağlantısı olabileceği konusunda uyarıldılar. Ledby'in Temmuz 2018'de tutuklanması, gerçeklerin ortaya çıkarılması yolunda bir dönüm noktası oldu. Lucy Ledby'in davası Ekim 2022'de Manchester Kraliyet Mahkemesi'nde başladı. Yargılama sürecinde savcılık, Lucy'nin evinde bulunan el yazısı notlarda dahil olmak üzere çok sayıda kanıt sundu. Bu notlar kendisini korkunç, kötü bir insan olarak tanımlayan ve bebekleri kasten öldürdüğünü itiraf eden sorunlu bir kişiliği resmediyordu. Lucy, kendisine yöneltilen 22 suçlamanın tamamını reddetti. Duruşma boyunca masumiyetini savunarak sorumluluğundaki bebeklere en iyi şekilde bakmaya çalıştığını öne sürdü. Lucy'nin savunma ekibi, ölümlerin lavabolardan taşan kanalizasyon suyu gibi hastanedeki altyapı sorunlarından kaynaklanmış olabileceğini iddia etti. Savcılıksa bambaşka bir tablo çizerek Lucy'nin kurbanlardan en az 12'sine öldürücü hava enjeksiyonu yaptığına dair kanıtlar sundu. Savcı Nick Johnson'a göre bu yöntem, Lucy'nin çocukları öldürmek ya da öldürmeye teşebbüs etmek için en sık kullandığı yöntemlerden biriydi. İşlediğiniz suçların son derece ağır olması nedeniyle sizi ömür boyu hapse mahkum ediyorum. Erken tahliye hükümlerinin uygulanmamasını emrediyorum diyen yargıç, Lucy'yi hayatının geri kalanını demir parmaklıklar ardında geçirmeye mahkum etti. 10 ay süren ve karmaşık tıbbi kanıtların incelendiği dava 18 Ağustos 2023'te sonuçlandı. Jüri, Lucy Ledby'yi kendisine yöneltilen 22 suçlamanın 14'ünde suçlu buldu ve her bir suç için ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Charles Branson. Listemizin bir sonraki ismi, suç kariyeri boyunca İngiliz güvenlik güçlerine zor anlar yaşatan ve hapishane duvarları arasında bile hala sorun çıkarmaya devam eden biri. 1970'lerin ortasında, o zamanlar Michael Peterson adıyla tanınan Charles Branson ilk kez suç dünyasındaki eylemleriyle manşetlere çıktı. İngiltere'nin Luton kentinde işçi sınıfından bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Branson'ın sorunlu yetiştirilme tarzı ve asi doğası, ileride izleyeceği karanlık yolun habercisiydi.
Branson genç yaşlarından itibaren şiddet eğilimi ve saldırgan bir karakterle dikkat çekti. Sayısız sokak kavgasına karışarak acımasız bir dövüşçü olarak nam saldı. Yeraltı dünyasındaki asıl şanını ise ilk büyük suçuyla kazandı. 1974'te Luton'daki bir postaneyi soymaya kalkıştığında olay kontrolden çıkarak polisle şiddetli bir çatışmaya dönüştü. Branson namlusu kesilmiş bir av tüfeğiyle birkaç polis memurunu yaraladıktan sonra yakalandı. Ardından gelen mahkeme süreci Branson'ın dengesiz ve öngörülemez yapısını gözler önüne serdi. Cezaevi görevlilerine ve hatta kendi avukatına saldırarak duruşmaların düzenini sık sık bozdu. Bu patlamalar ve şiddet eğilimi ona tehlikeli ve kontrol edilemez bir suçlu namı kazandırdı. Düzensiz ve saldırgan davranışları nedeniyle akıl sağlığından şüphe edilen Branson, yüksek güvenlikli Broadmoor Psikiyatri Hastanesi'ne nakledildi. Ne var ki hastane duvarları içinde bile şiddet eğiliminden vazgeçmedi. Diğer hastalara ve personele saldırdı. Hatta birçok kez rehine alma girişiminde bulundu. Dizginlenemeyen saldırganlığı ve otoriteye başkaldırısı onu hastane personeli için sürekli bir tehdit haline getirdi. Michael Peterson, Broadmoor'daki günlerinde ünlü Hollywood aktörlerinden esinlenerek kendisine Charles Bronson adını verdi. Bu isim değişikliği, onun suç dünyasındaki efsanevi karakterini daha da güçlendirdi. Bronson'ın artan şöhreti, onu kontrol altında tutma ihtiyacını da artırdı. Parkwoods, Wakefield ve Belmarsh gibi çeşitli yüksek güvenlikli hapishaneler arasında mekik dokudu. Yetkililer şiddet patlamalarını dizginlemeye çalışıyor, her nakilde güvenlik önlemleri sıkılaştırılıyordu. Branson'ın şiddet eğilimi ve hapishane kurallarına karşı gelme tutumu onu günde 23 saat tek kişilik hücrede tutulma cezasına mahkum etti. Böylece İngiliz ceza infaz sisteminin en tehlikeli ve izole mahkumlarından biri olarak nam saldı. Bu ağır koşullara rağmen Branson, fiziksel kondisyon ve vücut geliştirmeye yöneldi. Hayatını anlatan ve fitness tavsiyeleri içeren Solitary Fitness dahil birçok kitap yazdı. Kitapları çok satanlar listesine girerek kült statüsünü pekiştirdi. 1990'lara gelindiğinde Charles Branson hem hapishane içinde hem de dışında korkulan bir isim haline gelmişti. Şiddet dolu ünü ve sıra dışı kişiliği, onu bazıları için kült bir figür yaparken diğerleri onun öngörülemez doğasından çekiniyordu. Branson'ın efsane statüsünü asıl pekiştiren şey hapishane duvarları ardındaki cesur eylemleri oldu. 1998'de HMP Belmarsh'ta bir rehine krizi yarattı. El yapımı silahlarla iki mahkum arkadaşını rehin aldı ve kaçmak için helikopter istedi. Yetkililer durumu kontrol altına alana kadar çatışma saatlerce sürdü. Bu pervasız eylem, Branson'ın tehlikeli ve kontrol edilemez suçlu imajını daha da güçlendirdi. Cezaevi yaşamı boyunca Branson'ın şiddet eğilimi hiç azalmadı. Diğer mahkumlar ve hapishane personeliyle sayısız kavgaya karıştı ve gittiği her yerde kaos yarattı. Tehlikeli ve öngörülemez bir suçlu olarak ünü yıllar geçtikçe daha da arttı. Dennis Schrader, BTK katili. İşte 20 yılı aşkın süre boyunca topluma korku salan ünlü BTK katilinin ürkütücü hikayesi. Bağla, işkence et, öldür. Yani İngilizcesi bind, torture, kill kelimelerinin baş harfinden oluşan bu lakabın sahibi Dennis Schrader, kurbanlarını izledi, saldırdı ve öldürdü. Geride derin yaralar bıraktı. 1945'te Kansas'ta dünyaya gelen Schrader, çocukluğundan itibaren kadınlara işkence ve cinayet konulu sadist hayaller kuruyordu. Ocak 1974'te işlediği ilk cinayetlerle de adını suç tarihine yazdıracaktı. Raider'ın ilk kurbanları Otero ailesiydi. 38 yaşındaki Joseph Otero, 33 yaşındaki eşi Julie Otero ve çocukları 15 yaşındaki Joseph Jr. ile 9 yaşındaki Josephine. Raider korkunç bir acımasızlıkla tüm aile üyelerini bağladı, işkence etti ve öldürdü. Bu dehşet verici eylem cinayet serisinin yalnızca başlangıcıydı. Birkaç ay sonra, Nisan 1974'te Raider yeniden harekete geçti. Bu kez kurbanı 21 yaşındaki Catherine Bright'tı. Otero ailesi gibi o da Raider'ın sadist şiddetinin kurbanı oldu. Bağlandı, boğuldu ve öldürüldü. 1985 ve 1988 yılları arasında işlenen diğer cinayetlerde geride korku ve yanıtsız sorular bıraktı. Marion Hedge ve Vicky Wagler, Raider'ın sadist eylemlerine kurban giden isimler arasındaydı. Ocak 1991'de Raider, bilinen son kurbanı Dolores A. Davis'i öldürdü. Raider cinayet serisi sürerken aslında dışarıdan bakıldığında sıradan bir hayat yaşıyordu. Wichita'daki Chris Lutheran Kilisesi'nin başkanıydı ve izci lideriydi. Bu normal görünümlü yaşamı, içindeki karanlığı gizleyerek topluma kolayca karışmasını sağladı. Öte yandan kurban sayısı arttıkça güvenlik güçleri üzerindeki baskı da artıyordu. Raider kontrol edilemez ilgi ve şöhret açlığının sonunda kendi sonunu hazırlayacağını öngörememişti. Yıllarca izini kaybettirdikten sonra 2005'te kritik bir hata yaptı.
Kansas'taki bir televizyon kanalına sıradaki kurbanının detaylarını içeren bir disket gönderdi. Bu basit görünen hareketin karanlık sırlarını açığa çıkaracağını bilmiyordu. Soruşturmalar disketin izini kilisedeki bilgisayara kadar sürdü ve Raider'ın PTK katili olduğunu tespit etti. Raider 25 Şubat 2005'te tutuklandı ve 10 ayrı birinci derece cinayet suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Toplum yıllarca süren korku ve acılarının kaynağının nihayet yakalandığını öğrenince derin bir oh çekti. Mahkeme sürecinde Raider, kurbanlarını nasıl takip ettiğini ve her saldırıyı nasıl dikkatle planladığını detaylarıyla anlattı. Planlarından projeler olarak bahsediyor. Biri başarısız olunca diğerine geçiyordu. İfadesi sadist fanteziler ve güç tutkusuyla hareket eden bir katil portresi ortaya koydu. Haziran 2005'te 10 cinayetin tümünden suçlu bulundu ve şartlı tahliye imkanı olmaksızın 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Raider yakalandıktan sonra işlediği suçların gerçek boyutu gün yüzüne çıkmaya başladı. Müfettişler, Raider'ın kurbanlarından elde ettiği ganimetleri biriktirme takıntısının hüküm giydiği 10 cinayetinde ötesine geçtiğini ortaya çıkardı. Yetkililer, Raider'ı en az 2 eyalette işlenen çok sayıda çözülmemiş cinayet ve kayıp vakasının baş şüphelisi olarak gösterdi. Yakın zamanda Oklahoma'daki yetkililer, Raider'ın cinayet çılgınlığı sırasında yaşadığı Park City'deki eski evinde kazı çalışması yaptı. Aramada kurbanlardan birini boğmak için kullandığı düşünülen bir külotlu çorap da dahil olmak üzere çok sayıda dikkat çekici eşya bulundu. Bu bulgular 1976 yılında Cynthia Cindy Dame Kidney'in çözülemeyen kaçırılma vakası ve 1990 yılında Missouri'de Shauna Garber'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmaları yeniden canlandırdı. Aleyhindeki delillerin artmasına rağmen Raider, af karşılığında yetkililerle işbirliği yapmayı reddetti. Şu anda Kansas'taki yüksek güvenlikli El Dorado ıslah tesisinde ard arda aldığı 10 müebbet hapis cezasını çekmektedir. Jason Barnum, korku ve dehşet. Barnum'un toplumda yarattığı hisler bunlar. Yalnız fotoğrafı bile insanın tüylerini ürpertmeye yetiyor. Dünya Jason Barnum'la ilk kez 2012 yılında tanıştı. Henüz 37 yaşındayken mahkeme salonuna sağ gözünün akını tamamen kaplayan ve ona göz küresi lakabını kazandıran bir dövmeyle çıka geldi. Elbette kötü şöhretine giden yolculuğu o günden çok önce başlamıştı. Jason Barnum her zaman sorunlu bir kişilik olmuş, kötü davranışlar ve suç faaliyetleriyle dolu bir hayat sürmüştü. Eylül 2012'ye kadar işlediği suçlar onu uluslararası çapta gündem yapacak boyuta ulaştırmamıştı. Anchorage'deki bir otelde sıradan bir gün yaşanırken polis ihbarı üzerine Jason Barnum'un kaldığı odaya ani bir baskı düzenlendi. Odaya girdiklerinde banyoda hasta gibi öğren bir kadının sesi geliyordu. Kadının arkasındaysa teslim olmaya hiç niyeti olmayan Jason Barnum pusuya yatmıştı. Kadın banyodan çıkar çıkmaz Barnum memurlara ateş açtı. Çatışmanın ortasında kalan 15 yıllık polis memuru Dan Thay, Barnum'un açtığı ateş sonucu sırtından yaralandı. Korkunç bir andı ancak neyse ki Dan'in yaraları hayati tehlike oluşturmuyordu. Memurlar bir an bile tereddüt etmeden ateşe karşılık verdi. Aldıkları eğitim tam da böyle anlar içindi. Kurşunlar havada uçuşuyor, silah sesleri yankılanıyordu. Yaşanan kargaşa kısa sürede diğer polis memurlarının dikkatini çekti ve hepsi destek vermek için olay yerine koştu. Otel tahliye edildi ve SWAT ekipleri çağrıldı. Polis memurları kapıdan Jason Barnum'la iletişim kurmaya çalışırken ortam son derece gergindi. Bir türlü geçmek bilmeyen dakikaların ardından Barnum sonunda teslim oldu. Kelepçelenerek otel odasından çıkarıldı ve tedavi için hastaneye götürülmek üzere sedyeye alındı. Olayın ardından Barnum'un karıştığı suçların boyutu ortaya çıktı. Polis, otel odasındaki bir sır çantasında çalıntı mücevherler, mücevher kutuları ve çeşitli değerli eşyalar ele geçirdi. Barnum'un bir suç çılgınlığına kapıldığı, eroin bağımlılığını sürdürmek için araç hırsızlığı ve ev soygunu yaptığı belirlendi. Olaydan sadece bir gün sonra Barnum, cinayete teşebbüs ve ağır yaralama suçlarından hakim karşısına çıkarıldı. Kefalet bedeli işlediği suçların ağırlığını yansıtacak şekilde $500,000 olarak belirlendi. Jason Barnum, kendisini üne kavuşturan çatışma olayından önce de uzun bir suç geçmişine sahipti. Sabıka kaydı da 4'ü ağır suç olmak üzere toplam 14 suç bulunuyordu. Bunlar arasında hırsızlık, saldırı ve tutuklanmaya direnme de vardı. Barnum, mahkemede hakim karşısına çıktığında artık işlediği suçların bedelini ödeyeceği belliydi. Savcılık aleyhindeki delilleri sunarken mahkeme salonu gergin bir havaya büründü. Barnum, cinayete teşebbüs, birinci dereceden nitelikli hırsızlık ve üçüncü dereceden silahla görevi kötü kullanma suçlarıyla yargılanıyordu. Uzun süren yargılanma sürecinin sonunda pişmanlık belirtileri gösteren Barnum, tüm suçları kabul etti ve 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
David Berkowitz. 1976 yazında New York halkı büyük bir korku içindeydi. Park halindeki arabalarda oturan genç çiftleri hedef alan bir seri katil sokaklarda serbestçe dolaşıyordu. Kurban sayısı arttıkça şehir adeta felce uğramıştı. O dönemde kimse bu korkunç suçların failinin kısa süre sonra David Berkowitz olduğunun ortaya çıkacağını ve adının ebediyen dehşetle anılacağını bilmiyordu. David Berkowitz'in terör saltanatı 29 Temmuz 1976'da ilk cinayetini işlemesiyle başladı. Donna Lowry ve Jody Valenti, Berkowitz yanlarına geldiğinde Lowry'nin Bronx'taki dairesinin önünde arabada oturuyorlardı. Berkowitz hiçbir uyarıda bulunmadan ateş açtı. Lowry'yi öldürdü ve Valenti'yi ağır yaraladı. Bu anlamsız şiddet eylemi yaklaşan dehşet dolu günlerin habercisiydi. Berkowitz sonraki bir yıl boyunca New York'un dört bir yanında genç çiftleri hedef almaya devam etti. 23 Ekim 1976'da Queens'te yeni bir saldırı gerçekleştirdi. Carl Denaro ve Rosemary Keenan arabalarında otururken Berkowitz yaklaştı ve peş peşe ateş açtı. Denaro yaralandı. Keenan ise hayatını kaybetti. Medyanın ona taktığı isimle Sam'in oğlu durdurulamazdı. Saldırıları ve kurban seçimleri tamamen rastgeleydi. Korku şehirde yangın gibi yayıldı. İnsanlar bu ele geçirilemeyen katilin bir sonraki kurbanı olma endişesiyle geceleri sokağa çıkmaya çekinir oldu. Sam'in oğlu yakalanmaktan kaçmayı sürdürdükçe şehir teyakkuz halindeydi. Polis onu yakalayıp bu terör dönemini sona erdirmesi beklendiğinden büyük baskı altındaydı. Ancak Berkowitz kurnaz ve yakalanması güç bir suçluydu. Olay yerine şifreli mesajlar bırakarak polis ve halkla adeta alay ediyordu. Gazeteci Jimmy Breslin'e gönderdiği bir mektupta şöyle yazıyordu. ''Bana kadın düşmanı demeniz beni derinden yaraladı. Ben kadın düşmanı değilim. Ben bir canavarım. Ben Sam'in oğluyum. Ben küçük, yaramaz bir çocuğum.'' Sam'in oğlunu çevreleyen medya çılgınlığı kurban sayısı arttıkça daha da büyüdü. Polise ihbarlar yağıyor ancak Berkowitz hep bir adım önde kalmayı başarıyordu. Şehir bu kabusun hiç bitmeyeceğini düşünmeye başlamıştı. Fakat sonra beklenmedik bir gelişme yaşandı. 10 Ağustos 1977'de sıradan bir park cezası. Polisi David Berkowitz'in Yonkers, New York'taki evine götürdü. Sam'in oğlu nihayet yakalanmıştı. Hiç direniş göstermeden tutuklandı. Berkowitz'in yakalandığı haberi yayılınca şehir derin bir nefes aldı. Terör dönemi sona ermişti ancak geride bıraktığı izler asla tam olarak silinmeyecekti. 1977'deki tutuklanmasının ardından David Berkowitz ard arda 6 müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ömrünün geri kalanını orada geçirmek üzere New York, Wallkill'daki Chavangung ıslah tesisine gönderildi. Charles Cullen, Amerika'nın en çok can alan seri katillerinden biri olduğu düşünülen Charles Cullen, ölüm meleği lakabıyla tanınır. 22 Şubat 1960'ta New Jersey'nin West Orange kentinde dünyaya gelen Cullen, başlangıçta parlak bir geleceğe sahip sıradan biri gibi görünüyordu. Orta sınıf bir ailede yetişen Cullen'ın çocukluğu normal geçti. Yerel okullarda eğitim görürken ileride ortaya çıkacak karanlık yönüne dair hiçbir işaret vermedi. İnsanlara yardım etme ve hayatlarında olumlu iz bırakma arzusuyla tıp alanına yöneldi. 1980'lerin başında tutkusunu mesleğe dönüştürdü ve hemşire olarak çalışmaya başladı. New Jersey ve Pennsylvania'daki çeşitli hastanelerde deneyim kazandı ve mesleki becerilerini geliştirdi. Kimse onun dostça gülümsemesinin ve şefkatli tavrının ardında korkunç bir sır gizlediğini tahmin edemezdi. Cullen'ın ölümcül eylemleri hemşireliğinin ilk yıllarında başladı. Güvenilir pozisyonunu ve ilaçlara kolay erişimini kullanarak hiçbir şeyden şüphelenmeyen hastalara öldürücü dozlarda ilaç vermeye başladı. En çok tercih ettiği yöntem digoksin ve insülin gibi doğal ölüm nedeni olarak görülebilecek ilaçları kullanmaktı. Cullen'ın kurbanları her yaştan ve sağlık durumundan olabiliyordu. Hiç kimse onun hedefinden kurtulamıyordu. Hem kadın hem erkek hastaları öldürüyor. Çoğunlukla zaten ağır hasta ve ölüm döşeğindeki kişileri seçiyordu. Bu seçimi işlediği suçları gizlemesini kolaylaştırıyor çünkü ölümler hastaların mevcut rahatsızlıklarına bağlanabiliyordu. Çalıştığı hastaneler onun av sahalarına dönüşmüştü. Ortama uyum sağlama ve özverili bir hemşire izlenimi verme konusundaki başarısı uzun süren şüphe çekmeden eylemlerini sürdürmesini sağladı. Gözetimi altındaki hastaların sık sık ölmesi dikkat çekmeliydi. Ancak hastaneler arasındaki iletişim eksikliği ve yetersiz denetim yakalanmasını geciktirdi. Bu iletişim ve koordinasyon eksikliği, Cullen'ın bir hastaneden diğerine geçerek ardında çok sayıda kurban bırakmasına olanak sağladı. Meslektaşı ve arkadaşı Amy Logren dikkatli biri olmasa, Cullen'ın korkunç eylemleri belki de hiç durmayacaktı. Logren, Cullen'ın nöbetinde rahatsız edici bir ölüm görüntüsü fark etmeye başladı. İçindeki şüpheleri görmezden gelemedi ve harekete geçme kararı aldı. Titizlikle kanıt topladı ve gözlemlediği olağan dışı olayları belgeledi. Özellikle Cullen'ın bakımındaki hastaların durumları
iyiye giderken bile beklenmedik şekilde ölmelerini not etti. Lauren'ın gerçeği ortaya çıkarma kararlılığı onu yetkililerle iletişime geçmeye ve topladığı kritik bilgileri paylaşmaya yöneltti. Sunduğu kanıtlarla yetkililer Charles Cullen hakkında kapsamlı bir soruşturma başlattı. Ölümcül eylemlerinin ardındaki korkunç gerçek ortaya çıkınca tıp camiası ve toplum büyük bir sarsıntı yaşadı. Cullen 12 Aralık 2003'te tutuklandı ve çok sayıda cinayetle suçlandı. İlk başta en az 29 hastayı öldürdüğünü itiraf etse de polis soruşturmaları gerçek kurban sayısının çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Zorlu bir yargılama sürecinin ardından jüri Charles Cullen'ı çoklu cinayetten suçlu buldu. Yargıç şartlı tahliye olasılığı olmayan birden fazla müebbet hapis cezası vererek Cullen'ın bir daha asla özgür kalmamasını sağladı. Joseph James DeAngelo. Şimdi 1970'lerin Sacramento'suna, Golden State katili olarak bilinen acımasız bir suçlunun karanlık dünyasına gidiyoruz. Joseph James DeAngelo'nun namı değer The Golden State katilinin terör dönemi 1970'lerin ortasında Sacramento bölgesinde başladı. İlk belgelenmiş suçu 18 Haziran 1976'da Sacramento banliyosu Rancho Cordova'da bir eve girerek bir kadına saldırmasıydı. Bu anlamsız saldırı 10 yıl sürecek şiddet ve korku döneminin başlangıcı olacaktı. Sonraki 2 yıl boyunca Doğu bölgesi tecavüzcüsü olarak da bilinen bu şahıs Sacramento ve Stockton toplumlarına korku saldı. Yetkililer daha sonra onu bu bölgelerde 38 saldırıyla ilişkilendirecekti. İşlediği suçlarda ürkütücü bir kasıtlılık, sadistçe bir zevk vardı. Golden State katili başlangıçta müstakil evlerde yalnız yaşayan kadınları hedef alıyordu. Sonra zamanla çiftlere yöneldi. Yöntemi hep aynıydı. Erkek partneri bağlıyor, kadına tecavüz ediyor ve kurbanına saatlerce işkence ederken evdeki yiyecekleri tüketiyordu. Golden State katilinin yarattığı dehşet tarif edilemez boyuttaydı. İnsanlar sürekli korku içinde yaşıyor. Bir sonraki saldırının ne zaman gerçekleşeceğini bilmeden endişeyle bekliyorlardı. Suçlarına devam ettikçe polisle alay etmeye başladı. İlk suçundan 9 ay sonra Sacramento Polis Teşkilatı'nı arayarak kendisinin Doğu bölgesi tecavüzcüsü olduğunu söyledi. Küstahça, "Bir sonraki kurbanımı çoktan seçtim ve beni yakalayamayacaksınız," dedi. Bu küstahlığı kolluk kuvvetlerinin onu yakalama kararlılığını daha da artırdı. Ne var ki polisin tüm çabalarına rağmen saldırıları devam etti. 1978'in başlarında kurbanları tehdit telefonları almaya başladı. Bu aramalar hem kurbanları hem de soruşturmadaki yetkilileri sürekli bir korku halinde tuttu. Tehdit telefonları 20 yılı aşkın süre devam etti ve 2001'de son buldu. Polisin kendisini yakalayamamasından cesaret alan Golden State katili, eylemlerini Sacramento ve Stockton'dan tüm Körfez bölgesine yaydı. 1978 sonlarında Concord'da bir eve düzenlediği saldırı, korku saltanatında yeni bir dönemin başlangıcıydı. İzleyen aylarda San Jose, Danville, Fremont ve Walnut Creek dahil olmak üzere Körfez bölgesinin çeşitli şehirlerinde bir dizi tecavüz vakası bildirildi. Farklı yerlerde saldırabilme yeteneği, bölge sakinlerinin tedirginliğini ve çaresizlik hissini artırdı. Kimse kendini güvende hissetmiyor, herkes bir sonraki kurban olma korkusuyla yaşıyordu. Golden State katilinin suçları Bay Area ile sınırlı kalmadı. Ekim 1979'da Güney Kaliforniya'da Santa Barbara yakınlarındaki Goleta'da bir eve zorla girdi. Bir çifti bağladı ancak komşulardan birinin çığlıkları duyması üzerine kaçmak zorunda kaldı. Bu olay eyaletin güneyinde çok daha şiddetli bir suç dalgasının başlangıcı olacaktı. İzleyen yıllarda Santa Barbara ve Irvine çevresinde birçok kişi evlerinde ölü bulundu. Bu dönemde Güney Kaliforniya'daki suçların faili, Kuzey Kaliforniya'daki olaylarla bağlantısı henüz kurulamamış olduğundan orijinal gece avcısı olarak tanındı. Yetkililer, olaylar arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmak ve yıllardır eyaleti kasıp kavuran bu terör dönemine son vermek gibi zorlu bir görevle karşı karşıyaydı. Golden State katilinin Güney Kaliforniya'daki suçları, 1981 yılında 18 yaşındaki Janelle Cruz'un Irvine'deki evinde tecavüz edilip öldürülmesinin ardından aniden son buldu. Golden State katilinin işlediği suçlar uzun yıllar kamuoyunun hafızasından silindi ve diğer ses getiren davaların gölgesinde kaldı. 2001 yılında DNA teknolojisindeki gelişmeler, yetkililerin eyaletin kuzey ve güneyindeki suçlar arasındaki bağlantı kurmasını sağladı. Nisan 2018'de DNA teknolojisi bir kez daha kritik rol oynayacak ve yetkililerin 1978'de Rancho Cordova'da işlenen çift cinayetini Joseph James DeAngelo ile ilişkilendirilmesini sağlayacaktı. Böylece 72 yaşındaki eski polis memuru Sacramento banliyosu Citrus Heights'teki evinde tutuklandı. 2 yıl sonra şartlı tahliye olasılığı olmayan ömür boyu hapis cezası karşılığında idam cezasından kurtulmasını sağlayan bir anlaşmayı kabul etti.
Joaquin El Chapo Guzman. El Chapo küçük yaşlarda kaçakçılık ve yeraltı dünyasıyla tanıştı. İlk işi çocukken pazara portakal taşımaktı. Ancak kısa sürede uyuşturucu kaçakçılığının çok daha karlı bir iş olduğunu fark etti. Amcasının da desteğiyle küçük çaplı bir kaçakçıdan uyuşturucu ticaretinin kilit isimlerinden birine dönüştü. İşe Sinaloa eyaletinden Amerika Birleşik Devletleri'ne büyük marihuana sevkiyatları düzenleyerek başladı. Bu ilk başarısı gelecekteki girişimleri için sağlam bir temel oluşturdu. El Chapo'nun yükselişi, yenilikçi yaklaşımı ve uyuşturucu ticaretinin değişen dinamiklerine uyum sağlama becerisiyle şekillendi. Kokainin muazzam kar potansiyelini fark edip bu uyuşturucunun büyük çaplı sevkiyatlarını organize etmeye başlaması onu yeraltı dünyasının zirvesine taşıdı. El Chapo'nun liderliğinde Sinaloa karteli, Meksika'nın ve bölgenin en güçlü suç örgütlerinden biri haline geldi. Örgütün faaliyetleri uluslararası uyuşturucu kaçakçılığından kara para aklamaya kadar geniş bir yelpazeye yayılıyordu. Kartelin başındaki El Chapo, küresel kokain pazarında hakimiyet kurdu ve çok geniş bir dağıtım ağı oluşturdu. Kartelin etki alanı, Amerika Birleşik Devletleri ve Latin Amerika'daki neredeyse tüm büyük şehirlere ulaşıyor. Uyuşturucu ticaretindeki konumunu her geçen gün güçlendiriyordu. El Chapo'nun devlet görevlilerini ve güvenlik güçlerindeki yozlaşmış kişileri kendi safına çekme becerisi, Sinaloa kartelinin uzun süre dokunulmaz kalmasını sağladı. Kilit kurumlar üzerindeki bu etki ve denetim, kartelin faaliyetini korumasını ve etki alanını genişletmesini sağladı. Uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen devasa gelir, kartelin yasa dışı kazançlarını aklayabilmek için karmaşık bir sistem kurmasını gerektirdi. Sinaloa kartelini rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerden biri, yenilikçi yaklaşımı ve güvenlik güçlerinin önlemlerine karşı geliştirdiği uyum yeteneğiydi. El Chapo'nun ABD-Meksika sınırında uyuşturucu sevkiyatı için kullandığı tüneller, bu becerisinin en çarpıcı örneklerinden biriydi. Bu tünellerin bazıları aydınlatma ve havalandırma sistemleriyle donatılmıştı ve kartel bu sayede büyük miktarda uyuşturucuyu kimseye fark ettirmeden sevk edebiliyordu. Bu operasyonların cesareti ve karmaşıklığı güvenlik güçlerini şaşkına çevirdi ve kartelin ününü daha da artırdı. Sinaloa kartelinin suç faaliyetlerinin etkisi uyuşturucu ticaretiyle sınırlı kalmadı. Operasyonları faaliyet gösterdikleri bölgelerde şiddet ve kargaşayı körükledi. Kartelin şiddet ve gözdağı vermeyi de içeren acımasız yöntemleri rakiplerine ve otoritesine karşı çıkmaya cesaret eden herkese açık bir mesaj niteliğindeydi. Bu korku imparatorluğu, kartelin kendi bölgelerindeki hakimiyetini sürdürmesini ve olası tehditleri bertaraf etmesini sağladı. Güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen Sinaloa karteli El Chapo'nun liderliğinde büyümeyi sürdürdü. Uzun yıllar boyunca yakayı ele vermemesi, kartelin geniş kaynakları ve bağlantılarıyla birleşince onları alt edilmesi güç bir güç haline getirdi. Nihayet 22 Şubat 2014'ün erken saatlerinde El Chapo'nun şansı tükendi. Meksikalı deniz komandoları onu sahil kenti Mazatlan'daki bir otelde yakaladı. Tutuklandığında dünyanın en çok aranan suçlusu konumundaydı ve başına 5 milyon dolar ödül konmuştu. Yakalanmasına rağmen El Chapo'nun etkisi ve suç imparatorluğu varlığını sürdürdü. Sinaloa karteli üzerindeki kontrolünü sadık adamlarının desteğiyle hapishane duvarlarının ardından bile devam ettirdi. Ama bu korku saltanatı uzun sürmeyecekti. El Chapo 8 Ocak 2016'da Donald Trump'ın 45. ABD Başkanı olarak göreve başlamasından sadece birkaç saat önce ABD'ye iade edildi. Ses getiren bir yargılama sürecinin ardından devam eden bir suç örgütünü yönetmek de dahil olmak üzere federal iddianamede yer alan 10 suçlamanın tamamından suçlu bulundu. Şartlı tahliye olasılığı olmaksızın federal ABD hapishanesinde ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bu suçlulardan korktunuz mu, yoksa onlara kızdınız mı? Unutmayın ki bizim hislerimiz, kurbanların ya da geride bıraktıkları ailelerin hissettikleriyle kıyaslanamaz bile. Suç dünyasına ilişkin daha fazla içerik için ekranınızda beliren videoya tıklayın.